Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu penil protez cerrahisi. Yani mutluluk bu ameliyatı sonrasında his kaybı yaşar mıyım? Bize sık yönetilen sorulardan bir tanesi de penil protez sonrasında yani mutluluk çubuğu ameliyatı sonrasında his kaybı yaşayıp yaşamayacakları ile alakalı. Çünkü biliyorsunuz YouTube'daki birçok videonun altına bir daha önce başka bir yerde penil protez cerrahisi yapılmış bir hastanın yorumu var. Ameliyat oldum, his kaybı yaşadım, hiçbir şey hissetmiyorum gibi bir video çekmiş o hasta ve bunu çok farklı mecralarda görüyorsunuz. Bununla ilgili de hastalardan çok ciddi sorular alıyoruz. Şimdi bu sorunun cevabını baştan vereyim. Penil protez cerrahisi sonrasında özellikle penosikrotal yaklaşımla yapılmışsa his kaybı yaşamazsınız. Ne demek istiyorum? Penil protezi bir vücudumuza iki türlü yerleştirebiliyoruz. Birincisi bizim penosikrotal dediğimiz penis ve yumurtalıkların arasından bir kesiyle penis protezinin üç parçasını vücudumuza yerleştirebiliyoruz. Bir diğer yaklaşım da bizim infrapubik ismini verdiğimiz penisin üst tarafından kesiyle üç parçalı protezin penis içerisine yerleştirildiği teknik. İki farklı teknik var. Penisin üst kısmında yani bize bakan yüzünde damar sinir paketi dediğimiz nörovasküler bundle var. Yani bu damar sinir paketine zarar verilirse peniste his kaybı yaşanabilir. Penise yukarıdan baktığımız yani infrapubik yaklaşımda burada bir korpus cavernosum dediğimiz sertleşen yapılar açılırken bu sinirlere zarar verilme ihtimali çok 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 düşük olsa da maalesef var. İnfrapubik yaklaşımla koyulduğunda nadiren de olsa his kaybı yaşanabilir. Fakat penoskrotal yaklaşım dediğimiz alt taraftan koyduğumuz durumda herhangi bir sinirle karşı karşıya kalmıyoruz. Penoskrotal yaklaşım yaklaşımlı koyulmuş penil protez cerrahilerinde his kaybı yaşama ihtimalimiz yok. Çünkü penisin üst tarafındaki sinirler normal, penisin derisi tamamen normal, penis başı tamamen normal. Bu yaklaşımla koyulduğunda ki kliniğimizde biz de bu yaklaşımla yapıyoruz. Herhangi bir his kaybı yaşama ihtimalimiz yok. Burada önemli bir konu var. Penil protez cerrahisinin yüksek hacimli merkezlerde yapılması, androloji kliniklerinde yapılması önemli bir yere sahip. Çünkü yıllık vaka sayısı arttıkça yine burada biz komplikasyon oranlarının giderek düştüğünü biliyoruz bilimsel. ...bizi bu konuda destekliyor. O yüzden yüksek hacimli merkezlerde yapılması çok kritik bir role sahip. Bunlar sağlandıktan sonra doğru ellerde yapıldığında... ...herhangi bir his, herhangi bir has kaybı yaşamadan... ...normal yoldan boşalarak cinsel yaşamınıza devam edebilirsiniz. Eğer ki çok şiddetli bir sertleşme sorununuz varsa... ...ilaç ve diğer tedavilerden fayda görmüyorsanız... ...artık kapımız penil protez cerrahisine çıkıyor. Bunun da doğru ve tecrübeli ellerde yapılması çok önemli bir yere sahip. Eğer sertleşme sorunu yaşıyorsanız, çok şiddetli ise bana ve ekip arkadaşlarım aşağıya bıraktığım iletişim kanallarından ulaşıp penikotel cerrahisi hakkında daha da detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.